Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün Tiflis'teyiz. Tiflis'e geldik. Gece 4'te bindik Antalya'dan. Sabah 7'de geldik. Buraya geldiğimizde şehir içine ulaşımımız nasıl olur? Bolt uygulamasını indirdik. Ama Bolt uygulamasını Türkiye'de açamadık. Gürcistan'ın hatta olması gerekiyormuş. Havalimanına geldiğimizde de bir tane sim kart aldık. Neydi 35, adı? 35 lirayı aldık. Geocell. Geocell markası. Yani bir hafta 7 günlük ya da 15 günlük internet sınırsız şekilde. Sınırsız internet veriyor. Sim kartlar var. 45 lirayı, 50 lirayı falandı. Geocell'den 35 lirayı aldık. Ondan sonra da Bolt uygulamasından taksimizi çağırdık. Taksiler normalde şehir merkezine bu ne heykeli, Özgürlük heykeli. Buraya 60 lirayı geliyor standart. Ay, ama havaalanının taksisi. Biz 18 lirayı geldik. Ay şurada çiçekler var, göstermek istiyorum. Güzel. Evet. 18 lirayı buraya geldik, Özgürlük Meydanı'na. Bizim otelimiz de buraya çok yakın, 400 ama metre. Ben şu yolun devamında zaten. Şu yoldan dümdüz gidiyoruz. 400 metre sonra otelimiz var. Evet, Tiflis Meydanı'na geldik. Otelimize gittik, eşyalarımızı bıraktık. Ve şehir merkezini gezmeye başladık. Bolt uygulaması basit bir uygulama. Hatta aldığınız yüklemeniz yeterli. Kart tanımlamanız gerektiğini söylüyorlar aslında bazıları ama kart tanımlamasanız da oluyor. Normal aracı çağırıyorsunuz. Sizin zaten konumunuza geliyor. Nakit olarak verebiliyorsunuz ücretini. Gayet güvenli, gayet uygun. Biz beğendik. Tiflis'ten aslında böyle çok bir beklentim yoktu. Beklentimiz düşüktü. Ama ben çok beğendim yani. Böyle yollar çok güzel. Evet. Yani şehrin havası, mimarisi çok güzelmiş. Bana Belgrad'ı hatırlattı. Sence? Belgrad'a da benziyor. Biraz Belgrad hatırlattı. Yollar Bursa'ya da benziyor bence. Evet. Şeylerden, bu ağaçlar. Çınar ağaçlarından dolayı. Görkemli ağaçlar. Şöyle göstereyim ağaçları. Böyle çok güzel yapmışlar yolu. Evet, Bursa'ya gidenler, Bursalılar. Yansın, evet, biz buraya benziyoruz. Şimdi bu ilk günümüz burada. Burada gezilecek yerlerin hepsini keşfedeceğiz. Yenilecek şeyleri yiyeceğiz. Not edeceğiz. Bakalım. Evet, Tiflis küçük bir yer. Yenilecek de az şey var, çok bir şey yok. Ne yenir, neresi gezilir? Onları araştıracağız. Gideceğiz, yiyeceğiz. Ve hepsini çekeceğiz. Bahsettiğimiz yollar hep böyle. Şöyle göstereyim. Geçtiğimiz bu cadde Rustaveli Caddesi olarak geçiyor. Bu caddenin devamında çok güzel yerler var. Birazdan keşfedeceğiz. Güzel bir cadde. Burası parlamento binası. 1 euroyu 2.65'ten bozuyor şu an. Yani 100 euronun 265 lari oluyor. Evet, şu an
Özgürlük Meydanı'ndan yukarı doğru çıkıyorduk ve Emre çok acıktı. Burada ne yenir? Haçapuri yenir. Nerede yenir, nerede yenir demeye kalmadan aşk... İlk gördüğüm yere girdim çok. İlk gördüğümüz yere girdim. Dayanamıyorum! Hayret! Neye dayanamıyorum? Asla! Asla! Ice tea 7'leri, kolu 4'leri, haçapuri'de... 13, 18, 20. 4 çeşidi varmış, en ucuzu 13'leriydi. Evet, gelsin de bakalım. Tadına bakınca tekrar konuşuyoruz. Sabah 4'te bindik, 7'de geldik. Hiç uyumadım. Sabah kadar acıkırız diye zaten bütün gece bir şeyler atıştırdık. Hiç acıkmadım ben ama Emre acıktı şu an. Beni yol acıktırdı. Bir de evet, seni yol mu acıktırdı? Haçapuri'miz geldi. Bakalım. Sanki bizim oranın pidesine benziyor ama az bana yumurtalı pide gibi geldi. Fena değil. Ama lahu çağrım şöyle diyeyim. Yani bence 10 üzerinden 7 verebilirim. Mustafaeli Caddesi'nde çınar ağaçlarının gölgesinde geze geze, göre göre aheste aheste ilerliyoruz. İstikametimiz neresi? İstikametimiz Zümer ve Ayglas. Burada iPhone fiyatlarına bakacağız. Bakalım inşallah bir iPhone alma planımız var. Bu konuda size detaylı bilgi, bir log çekeceğim zaten. Bakalım şimdi oraya doğru gidiyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Aslında taksiyle de gelebilirdik. Dediğim gibi Bolt uygulamamız var. Bahsetmiştim az önce. Bolt uygulamasıyla çok uygun fiyata çok daha çabuk gelebiliyorsunuz ama biz geze geze göre göre gelmeyi tercih ettik. Hem biraz keşif olsun istedik. Özgürlük Meydanı'ndan 4 kilometre. Aynen, Özgürlük Meydanı'ndan Pekin Zümer'e kadar 4 kilometre gösteriyordu. Biz dedik yürürüz, 4 kilometre bizim için nedir ki? Yürüyoruz, 1 kilometre falan kaldı. Ölmez sağ kalırsak o tarafa doğru gidiyoruz. 30 saattir uykusuz olduğumuz için yolda uyuyor uyuyabiliyoruz. Koton varmış burada. Fiyat karşılaştırması yapalım mı Türkiye'deki kotonla? Hadi gel. Mesela şöyle bir tişört. Şunun fiyatına bakar mısın? O pantolonun galiba ama. Hadi pantolonun 80 olsun. 80 gel. 7,5 da şartı verin bir zahmet. Bir tişört. Tişörtü merak ediyorum. Şu tişörte bakar mısın? Şu 600 civarında. 40. 40 lari. Yani 40 gel. 7,5 da şart. 320. 300 lira. 300 TL falan. 300 TL bu tişört. Yani Türkiye'de şu an yeni sezonlarda 200-250'den başlıyor zaten. Yeni sezonlar için konuşuyorum. Sağlam güzel çok. Mesela şöyle 19 geri olanlar var. Şunlar ayrı. Bizim 160 TL. Biraz daha bezi. Aynen. 160 mı yapıyor? Hı hı. 8'e tamam. Çarptım. 8 kere 16. 150 Türkiye'de TL. 150 TL bunlar. Ha, yeni bakmıştım. Aynen. Aynen. Ya 10-15 lira falan oynuyor. Benzerleri. Bakın kimi bulduk. LCY2'yi bulduk. Bir de burada fiyat karşılaştıran kotonla karşılaştırmıştık dedik. Ayıp olmasın, gücenmesin dedik. Mesela şöyle girdiğimiz zaman basic tişörtler şöyle. Mesela 40 gel. Ne yapıyor? 300 TL. 300 lira alacağım belki. Bundan sonra yine. Şuna bakabiliriz, gel bakalım artık. Böyle bir tişört. Yine kotonlu da vardı ona benzer bir şey. 35. Nedir? 260 bir. 260 TL böyle bir şey. Sonra şöyle bir gömlek. Şu
Şöyle bir gömlek ne kadarmış? 29. 220. 220 TL. Mesela farklı bir şey olsun, kıyaslama olsun. Şöyle bir orta boy bir valiz. 200. 1500 TL'ymiş şu. Şu biraz daha basit. Şunun fiyatına bakalım. 169. 169 da şey yapar mısın? 1200 TL. 1300 TL. Orta boy valiz. Yani genel olarak bu şekilde. Ülkemizdeki fiyatlara göre bir tek yüksek gibi geldi bize. Siz de düşünüyorsunuz bu konu hakkında, yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar, yüksek fiyatlara karnınızı doyurabileceğiniz gibi bunun gibi cüzi miktarlarda da karnınızı doyurabilirsiniz. Ama çok oluyor. 2 lira, 3 lari, 3 lari, 4 lira, 3 lari, 2 lari, 1 lari, 1,5 lari. Bunu 7,5 çarpı. Elma 3 lari, elma 3,5 lari, muz 4,5 lari, kivi 6 lari, portakal 4,45 lari, domates 7,5 lari, salatalık ne kadarmış, salatalık 3,5 lari. Bunları 7,67,70 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Ona göre hesaplayın. Burada ne var? Burada mantar var. Patlıcan kaçırmış ya. Şu patlıcan mı acaba? Bence değil. Ha şurada pardon. Hiçbir zaman şey görmedim değil mi? 4 lari. Patlıcan 4 lari. Başka ne var? Patatesle bakalım. Patates, soğan. Malum bizim ülkemizde şu ara popüler. Patates 2 lari, 7 yaşa 14 lira. Valla bizim oradan burada. Böyle sokak aralarında zemin katta küçük fırınlar var. Öğle bir ekmek kokusu geliyor. Tandır ekmeği yapıyorlar sana. Hello! Çok güzel. Buram buram ekmek kokuyor. Lavaş. Adamlar tandır ekmeği yapıyorlar. Böyle zemin katlarda çok ilginç, çok güzel şeyler var. Çok güzel mekanlar var. Mesela şurada bir tane bar var. Burası çok güzel. İleride bir tane manav vardı. Tam bodrum kata. Çok ilginç mekanlar var.
Ya bunlar bizim İstanbul'daki alıcılardan değil mi ya? Abi bu halılar bize özgü değil miydi? Çarpı 7.7. Şu an eski pazardayız. Eski çarşı. Thank you. All the best. Burada kahvaltı tabağı var. 17 lari. Haçapuri hiç beğeniyorum ki. Haçapuri 15 lari. 15 lari abi. Çok güzel var. Evet, teşekkürler. Hepsinin 18 lari var abi. Orada 15 lari ama çok güzel var. Türkçe. Haçapuri. Abi Türkçe biliyor. Evet biliyorum. Gel, çok güzel. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben kolay gelsin. O da kolay gelsin diyeyim. Değil mi? Çat pat biliyorlar. Burası akşam bayağı hareketli olur. Akşam da gelelim hayatım buraya. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık ama buralarda güzel kahvaltı mekanları var. Buraya akşam gelmeyi düşünüyoruz. İyi olur akşam burada bir şeyler içeriz. Karşıda çok güzel bir yol var. Buranın bir adı var mı? Çarşı burası. Bu bölge. Evet. Sol abi, taraftan geldik. Ver bir tane. Burada eski çarşı var. Geçelim. Thank you. Şu arada da güzel bir yol var. Şimdi buradan gidelim, oradan da geliriz. Nargile kültürü burada da varmış. Nargile çok ya. Teleferik gidiyor yukarıya doğru. Birazdan oraya geçeceğiz. Teleferikle kaleye çıkacağız. Kalede Gürcistan'ın annesi heykeli var. Onu göreceğiz. Yan tarafta güzel bir yol vardı ya, burada bu iki arasında. Devam ediyor. Gel böyle gidelim. Ama burası güzelmiş ya, hayrını bakacağız. Bizim kale içinden mi görüyoruz? Yani çok da andırmıyor. Yani turist mekanı olduğu belli ama kale içine ben gidiyorum. Evet, akşam bayağı hareketli olur burada. Tam nehre çıkıyor işte. Nehrin karşısında da teleferik var. O arada. Ay yan yolu merak ediyorum. Oraya da gireriz. Tamam gezelim. Bir üst sokakta şuradan çıkışı vardır. Oradan orası girer da bu devam yollar ederiz. Gibi zaten ya. Kafeler var belli. Muhtemelen. Daha açılmamışlar. Saat kaç? Saat 12. Ya bunlar akşam canlı. Bugün cumartesi saat 12 zaten. Bugün cuma. Cuma. Pardon. Hafta içi olmasına rağmen. Bunların hepsi gezmek kalabiliyor arkadaşlar. Meydan pazar. Meydan pazar. Bu meydan pazarı demiştik. Hadi gidelim bakalım. Aa, çok güzel.
şeyler var burada. Bunlar tam sendik bir şey yoksa. Böyle tablolar falan. Tarihi güğümler. Eski güğümlerden. Haçapuri. Tuzluk şeklinde yapmışlar. Şu oyuncaklar şey değil mi? Şu keçe. Keçeden yapılan oyuncaklar da. Anladım. Elemeyin muhtemelen bunların hepsi. Şunlar da öyle. Şeyler. Onlarıymış. Ne yapıyor? 70 TL. 77 TL. Fazla be. Uygun bulalım da alalım bir tane. Burası biraz turistik mekan olduğunda da fazla olabilir. Tahminim 3-5 lari falan olması lazım yani en fazla. Yağmur yağdığından mı bilinmez. Nehir çok çamurlu akıyor. Her zaman böyle mi bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazabilir mi acaba? Şöyle Samebe'ye doğru gidiyoruz. Başka balon var. Bunlar tur otobüsleri arkadaşlar. Fiyatlarını öğrenmedik, henüz öğreneceğiz. Bot tur. Ya. Bot turlar iyiymiş. Bir porsiyon. 50. This food. Party. You want what? This food food you. Okay. One person 50. Yeah. Okay. Okay. Okay, thank you. Kişi başı 50 lari. Ha? Barış kutusu burada. Tamam, birazdan dönüşte de oradan geçelim. Çok çamurlu ya. Hello my friend, I look for your boat for us. Thank you, thank you. Sen bu arkadaş da 60 lariymiş. No, 40 lari for you, 40 lari. Where are you from? Turkey? Turkey. Ben Valmenis'te. Our boat is... Hey, thank you, thank you. Karşıdan kalkıyor diyor arkadaşlar. 60 lari diyor, kişi başı diyor. Bir önceki arkadaş 50 lariydi. Bir geçene kadar fiyat düşüyor.